İslam ve laiklik. Müslümanlık ve laiklik. Bir arada bulunabilir iki kavram mıdır? Asla. Neden? Laikus kelimesi ruhban olmayan manasına geliyor. Ruhban ise ta eski Yunan'dan beri, diğer kavimlerden beri aslı olmayan ilahlarla insanlar arasında ilişki kurmakla kendini görevlendirilmiş insanlar anlamına geliyor. Ruhban, rahibin çoğulu. Bu görevi olmayanlara da layık denir. İslam'da böyle bir görev bulunmadığı için, yani Allah'la insanlar arasında ilişkileri belirlemek insana ait değil. Allah'ın kendisi bunu yapmış, vahiy gönderir. Yani bu itibarla laiklik kesinlikle İslam'ın tanımadığı, tanımasını mümkün olmadığı bir kavram ve İslam'a tam taban tabana zıt. Sayın Bayındır, siz ne diyorsunuz? Ben vakadan hareket etmek istiyorum. Sayın Özkan olayın ilmi tarafını şey yaptı. Laiklik dediğimiz zaman bizim önümüzde bir 1982 anayasası var. Yani yazılı metinler var. Şimdi birçok yerde değişik şekillerde bu algılanabilir. 1982 anayasasının ikinci maddesinde laiklik devletin özelliği olarak anlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diyor. Anayasanın 24. maddesinde de vatandaşın dindar olabileceği yazılıdır. Dolayısıyla anayasaya göre laiklik devletin bir özelliğidir. Ve anayasanın girişinde de sayın hocam da galiba şimdi anayasa diye efendim. Şimdi dine göre. Hayır efendim, şimdi ben onu ortaya koyalım da ondan sonra dine göre hükmünü verelim. Yani evvela laikliği bize nasıl yazılı metinler takdim ediyor ve hükmümüz ne olacaktır? Peki buyurun. Anayasanın girişinde de diyor ki laiklik ilkesi gereği kutsal dini duygular devlet işlerine karıştırılamaz. Yani kutsal dini duygu devlet işine karıştırılamaz ne demek olur? Ben bir yerde ihale açmışsam sen Hristiyansın giremezsin diyemem. Bu bir çünkü duygu olarak söyleniyor. Anayasa açıkça işte hukukçu hocamız burada. Anayasa diyor ki devlet laiktir, vatandaş laik değildir. Dolayısıyla burada bir şeye gerek yok ve bu devletin laik olması demek de vatandaşlarına hizmeti götürürken din ayrımı yapmaması demektir. Bu manada bugünkü anayasada mevcut olan şekliyle bizim zaten insanlarla ilişkilerimizde onların dinlerine bakarak bir ilişkide bulunmamız söz konusu olmamıştır tarih boyunca. Ama maalesef şu var Sayın Altan, şu var. Yani yazılı metinlerde bana göre hiçbir problem yok laiklik konusunda. Fakat insanların zihinlerinde bir problem. Siz, Ahmet Bey bakınız. Bakın ne diyor? Yani hiçbir problem yok. Nasıl yaşar? Ana konumuz evet. Bu. Geçen hafta evet. Da bu hafta da devam ediyor. Müslüman, Müslümanca yaşar. Müslümanın aile hayatı da İslamcı olur. Yemesi içmesi de, oturup kalkması da, konu komşusuyla muaşereti de, devlete karşı tavrı da, devleti de İslam'a göre olur. Başka türlü olmaz. Kesinlikle bunu ayıramazsınız. Ayırmanız demek hakimiyeti Allah'ın bir kısmını elinden almanız demektir ki Allahu Teala böyle bir şeyi asla affetmez. Siz Allah olsanız haşa kabul eder misiniz hakimiyetinizin bölünmesini? Beni karıştırmayın. Ben olsam etmem efendim. Allahu Teala hiç etmez. Şimdi olur mu öyle şey? Sayın Öztürk. Evet. Filan konuda dediğiniz doğru ey Allah'ım, falan konuda tınmıyorum onu. Böyle kulluk olur mu? Yalnız yani olaylara bakışımız çok mu? Farklı yani onu efendim, şey rejim perspektifinden ben bakmakla bugün, Sayın hayır, Bayındır. Rejim perspektifiyle tamam hiç alakası yok. Ben yazılı metinlerden. 35 senedir çeken toplam 163'ten 10 sene 3 ay hapis almış 7 cezaevinde yatmış bir insanın anlatımı elbette farklı olacak arkadaşlar. Sayın Özkan. Müsaade buyurun. Ben şunu söyledim. Yanlış anlaşıldı. Sayın Özkan tarafından da yanlış anlaşıldı. Türkiye'de laiklik konusunda iki şey var. Bir, anayasadaki şekliyle laiklik. Anayasadaki şekliyle laikliğin Müslümanlar açısından bir problem doğurmadığı kanaatindeyim ve onu lütfen siz maddeler olarak anayasadaki şekliyle problem yok. Ama insanların zihninde... Siz ne diyorsunuz? İnsanların zihninde ve tatbikat olarak laiklik derseniz Sayın Bayındır, o zaman doğru. O zaman sizin dediğiniz doğru. Onun gerekçelerini de yıllar önce okumuşuz babam.
hukuk felsefesini de okumuşuz. Bu anayasa hangi felsefeye müstemiden yapıldı onu da biliyoruz. Lazım. Peki, bu bir. Soru şu, Kur'an-ı Kerim başka bir anayasaya izin veriyor mu? Şimdi bakın. Ben yani temel yapı olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hayatı tanzim etmiyor mu? Oraya geleceğim. Yani kesin kesin. Başka bir anayasaya izin veriyor mu? Üstünlüğü kendisinden başka kimseye tanımaz efendim. Efendim? Üstünlüğü Kur'an kendisinden başka hiçbir şeye tanımaz. Evet, peki şunu sorayım size. Bir İslam, yani ama Türkiye'de değişik bir Müslümanlık yapısı çıktı diyebiliriz. Yani bu insanlar Allah'a inanıyor. Kimse demin tarif edildiği gibi konuşmanın başında kafir değil. Kimse Allah'ın emirlerini reddetmiyor. Ama dinle devlet işlerinin ayrıldığı bir düzende yaşamak istiyorlar. Türkiye'deki Müslümanlar kuyruğu, kanatları kırpılmış kuş gibi. Kuşusan haydi uç, uçamıyorum. Rejim, siyasi rejim 70 yıldır İttihat Terakki Osmanlı'nın son devrini de katabiliriz de resmen ve fiilen ve alenen Mustafa Kemal'le beraber resmen İslam'ın üstüne böyle karganın civcivin üstüne çöktüğü gibi çöktü Müslümanların zaafından da yararlanarak ve istediği biçime bir kuşa dönderdi halk deyimi. Bugün baktığım Müslüman ne kuşa benziyor, ne deveye benziyor, ne bir şeye benziyor. Özür bir İslam devleti olursa insanların laik bir sistem istemesine izin verecek mi? Ne diyorsun? Olmamış mesela. Bir dakika. Hayır, hayır, hayır. Sade buyurun. Faraziye bakarlar sende olursa yalvarak bazen konularda elbet konuşan Özkan. Yeryüzünde gelmiş geçmiş evet. Tarihin yazdığı ve günümüzde gördüğümüz hiçbir devletin iki sistemi, üç sistemi yoktur. Eşyanın tabiatıdır bu. Her devletin kendine mahsus sistemi vardır. Filan adam ben İngiltere'de arabamı soldan gidip arabamla soldan geliyorum. Ne var ben Türkiye'ye geldim gene öyle yaparım diyemez. Türkiye'ye arabasıyla girecekse metazori sağdan gidecek, sağdan gelecektir. Aksi takdirde her şeyin altı üstüne geliyor. Efendim. Yani siz ben Hristiyanım, kıçımı başımı açarım. Açamazsın efendim, sen de dişi değil misin? Açamazsın. Peki, şöyle. Yani yalnız Müslüman, Müslümana bakıp mı şehvet duyuyor? Yok, gavur Müslümanı yok dişinin erkeği. Şimdi, Sayın Özkan bu... bu kadar basit bir şey efendim. Şimdi... Ayrıca bir şey söyleyeyim. Yani bu devlet, bakın Ahmet Bey, müsaade buyurun beyler. Bu devlet, biz iki Müslüman aramızdaki ihtilafı bu devlete başvursak desek ki biz Allah'ın Kur'an'daki hükümlerine göre bu ihtilafı çözmek istiyoruz. Hayır. Bize müsaade edin. Hatta hakim de bizim gibi şimdi, düşünse dahi mevcut kanunların dışına çıkıp hüküm verebilir mi? Verirse bu hüküm mesmu olur mu yani efendim? Siz diyorsunuz ki bir İslam düzeni kurulursa evet. O laikliği savunan insanların savunmasına izin vermez. Ne nasıl? Demek ama laik yani, düzeni yani İslam devleti kuruldu. Hayır. Ahmet Bey. Hayır. Ahmet Bey. İslam'ın bakın gayrimüslim olanlar için tanıdığı hukuk var. Çünkü hem laikim hem Müslümanım diyen ya sopa yememiş ya say saymasını bilmiyor Ahmet Bey. Ha çek bu. Ediyor kadar efendim. Ben bu konuda hüküm Allah'ın söylemeyedim. Şimdi bakın. Bir dakika. Yani Müslüman laikliği savunamaz mı? Laiklikten ne anladığınızı... Marksizmi savunamaz mı diye sorun Ahmet Bey. Herkes Marksizmi aynı şeyi anlıyor. Bunun tarihi basittir. Marksizmi savunamaz mı? Marksizmi savunamaz mı? Savunamaz tabii. Müslüman Marksizmi savunamaz. Dingo'nun ahırı mı burası? Herkes aklına eseni savunsun. Olur mu öyle şey? Güzel. Peki başka ne deriz? Hiç, yani Müslüman bir düzende Müslüman Müslümanlıktan başka Müslüman bir şey savunamaz. Müslüman olmayan inancını muhafaza eder. Ama o ülkede mer'i olan hukuk neyse Müslüm peki, gayrimüslim dinli dinsiz demeden ona uymak zorundadır. Nitekim hayır, ben Müslüman olduğum halde ümüme çöküyor laik cumhuriyet beni kurallarına kanunlarına uyduruyor. Sayın Özkan şunu söyler misiniz? Ben de devletim İzin geldiğinde verin. Aynı işi İzin yapacağım verin. Efendim. Aa, otur bir dakika. Peki yani siz şunu söylüyorsunuz. Bu konuşmanın başındaki konuşmalara hiç benzemeyen bir konuşma oldu. Çünkü biz konuşmanın başında şöyle bir şey konuştuk. Müslüman diğer Müslümana müdahale etmez ama devlet biçimine girince galiba müdahale ediyor. Tabii efendim. Müslüman bir devlet, İslam devleti kurulduğunda Marksizmi, laikliği ya da bir başka şeyi savunan herkesi cezalandıracak öyle mi? Hayır. Yok. Ne yapacak? Düşünce şimdi, bir müsaade buyurun. Ahmet Bey bak. Mesele şu. Bu kadar aşikar. İnsanlar bir toplumda... Anlamak için. Ahmet Bey. İnsanlar bir toplumda nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Bu Allah'ın değişmez kurallarından birisi. Sosyal kurallarından.
Yani şu ülkede yaşayan insanlar İslam'ın üstünlüğüne inanırlar. İnananlar diğerlerini de ikna yoluyla, hakkı tavsiye ederek, maruf ile yani güzelle emredip kötülükten sakındırarak genel bir kamuoyu meydana getirirler ise burada rejim yeryüzünde kimsenin mani olamayacağı şekilde İslami devlet düzeni haline girer. Ve İslam'ın kuralları hakim olur. Sayın Öztürk pek bir şey demek istiyor. Ne diyor? Hayır demek istiyor. Sayın Öztürk Sayın Öztürk bir şey demedi demeyin. Çünkü başladım kaç hamle buyurun yaptımsa efendim. Sözü ağzımdan aldım. Lütfen buyurun. Bir izin verin. Evet, buyurun. Şimdi bizim ülkemizde bu laiklik kavramı çok nazik bir kavram. Kargaşaya gelmiş bir kavram. Şimdi laikliğe yeşil ışık yakan, ona onay veren herkesi biz Müslüman saymazsak bu ülkenin nezaketi bakımından çok kötü bir iş yaparız. Yani şimdi bunları Sayın Özkan'ın söylediği şekilde, Hatemi Bey'in söylediği biçimde, Bayındır'ın söylediği biçimde bunları bilimsel zeminlerde tartışacağız. Yalnız bu ülkede bir sosyolojik nezaketi var bu işin. Bir sosyolojik nezaketi var. Aynı camide, aynı safta namaz kılan insanlar bu kavramların hiçbirinin ne olduğunu hatta bilmeden birisi ben öyleyim diyor, öbürü de ben öyleyim diyor. Bir nevi moda gibi. Moda gibi. Şimdi siz kalkar da burada laikliği bir din gibi alır. Bu dine mensup olanlar ve bu dine mensup olmayanlar gibi çok rigid bir duvarla bunu ayırırsanız insanımıza kötülük etmiş olursunuz. Bunları tartışalım ama bu kadar sert bir biçimde insanımızı şu anda bir parselle bir yere. Dikkat edin, biz evet. O şekilde düşünenlere kafirsin, sen insan değilsin, yaşamaya hakkın yok diyelim demiyoruz. Çünkü kabul ettiğimiz din bize bu yetkiyi vermiyor. Ama bilmediğini fark ettiğimizde ne yapacağız? İslam şu, laiklik de bu, demokrasi bu, Marksizm evet. de bu diye anlatmak ve ikna etmeye çalışmakla mükellefiz. Tabii efendim. Yani şu bir realitedir. Eğer insanoğlu Allah'ın iradesini din olarak peygamberler eliyle gönderdiği iradeyi çarpıtmasaydı insanlığın bugün bunları tartışmasına tabii, gerek kalmayacak. Şimdi ilahi irade çarpıtılıyor. Din Allah'ın gönderdiği insanı mutlu edecek kurum olan din insanın dejenerasyonu yüzünden insanın başına bela oluyor. İşte Engizisyon doğru. dini böyle yapmıştır. Ondan sonra insanoğlu bu beladan kurtulmak için çare arıyor. Peki, bulduğu çarelerden biri de laiklik. Ben Ercüment Bey'e orada katılıyorum. Engizisyon olmasaydı buraya gitmeyecekti insanoğlu. Yalnız şu sorunun cevabını aramak lazım. Bakın burada az önce gördünüz. İlk sözü adamın bizim aile hayatımızdan. Sanki beni teftişe memur edilmiş ajan gibi konuşuyor adam. Yaşar Bey, şimdi, esastan yanlış bakın, bunlar. Eğer İslam'ın içine de yapay yollarla İslam'da olmayan engizisyon sokulmuşsa o zaman insanlar başlarının çaresine bakacaklar. Şimdi böyle yapanlar Yaşar Bey özür dilerim. Yani İslam'dan bakın, habersiz. Bakın hiçbir Bey, peygamber karısıyla, oğluyla, kızıyla sual olunmamış.